Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademide cümlede anlam konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Hocam Nasıl? cümleleri anlıyorum. Harikasın. Artık bu derse gerek yok. Bence e, dersten çıkalım hocam. Birazcık, Gezelim. Evet. Me, hadi şey yiyelim hocam. Ne yiyelim? E, hamburger yiyelim. Hamburger yiyelim. Tamam o zaman videoyu kapatalım. Kamerayı durdun arkadaşlar. Evladım ne yapıyorsun? Hocam yani... kimse yok sizde. Arkadaşlar diyorsunuz ya. Yani. Biz, biz yüzeyiz hocam. Ne alakası var? Hayır hayır. Burada ışıkçımız, montajcımız. Nerede hocam ben gidiyorum? Senaristimiz, <laughs> işte kameraman arkadaşlarımız. O arkada yönetmen var. Sandalyesine oturmuş. Aa, prosunu ismini... içiyor. <laughs> Steven, Steven Spielberg mi neydi? Steven Spielberg evet. <laughs> Aynen o var. Arkada senaristler var. Yani büyük binlerce kişiden oluşan bir ekip. Anladım hocam. Ama şöyle nasıl biliyor musunuz? Bunu sadece siz düşünüyorsunuz. <laughs> hayır Tonguç bizim videolarımızın altına yorum yapan her bir öğrencimiz esasında bir senarist. Hocam onu anlatmayın bunu anlatın diyor. Bize Vay. senaryo yazıyorlar. Hocam iyi bağladınız. Aynen nasıl? her bir öğrencimiz bir ışıkçı kameraman. Hocam ışık kötü olmuş diyor, ses kötü olmuş diyor. Yani binlerce Şık. destekçimiz var bizim değil mi Tonguç? Evet. Şimdi hayır. burada seni kamyon şoförü yapmışız her zaman gibi. Devam edelim. Cümlede anlamla başlıyor. Hayalindeki meslek hocam. İnşallah güzel bir meslek. Neden sonuç, koşul sonuç ve amaç sonuç. Bu üçü birbirine karışabileceği için burada açıklamaya çalıştık. Şimdi bu örnekleri zaten ilkokuldan beri herkese gösterdiler. Biz de bu örnekler üzerinden gittik ki daha iyi anlayın diye. Kar yağdığından yollar kapandı cümlesinde neden sonuç vardır? Neden biliyor musun Tonguç? Bu cümlede yolların, Yenden kapan mı? evet, yolların kapanması bir nedenden dolayı olmuştur. Ve neden sonuç cümlelerinde böyle bir olumsuzluk havası vardır. Yani yollar kapanmış. Taş attığından cam kırıldı. İşte ayağı acıdığından top oynayamadı, yağmur yağdığından pikniğe gidemedi. Böyle bir olumsuz bir hava vardı neden sonuçta. Anladım hocam. Ama amaç sonuç cümlelerinde de bir, bir nedensellik istedilir ama burada ama bir istek var. Olumlu vardı. bir hava. Olumlu çünkü amaç sonuçlar da insan güzel şeyler amaçlar. Yolları açmak için araçlar geldi. Anladın Anladım mı hocam? Şimdi koşul sonuçta ise bir daha olay bitmemiştir. Öyle olursa böyle olur, böyle olursa öyle olur mantığı vardır. Mesela demek ya. kar yağarsa yollar kapanır, yağmasa kapanmaz. Anladım hocam. Anlatabildim değil mi? Yankı yaptı değil mi Tonguç? Evet evet. Şimdi burada ise kar yağdığından yollar kapandı dedi. Artık yani kapandı bitti gitti yani. Artık yapacak bir şey yok. Anlaştık mı? Anladım. Öyle. Burada ise daha yağmamış. Yağarsa kapanır. Yağmazsa kapanmaz demek istiyor. Tamam. Buraya geçelim. Bir de öznel nesnel diye bir şey var. Bu da mutlaka sınavlarda soruluyor. YGS, LYS, TEOK her yerde soruyorlar. Bununla alakalı YGS'de çıkmış soru örneklerini de çözmelerini tavsiye ederim ben TEOK öğrencilerine. Çünkü Anladım. oradaki zorluktan soruyorlar. Öznel hocam kendimize göre. Muhteşem bir zeka. Kişisel düşünce katılır bunlarda. Bir yorum vardır. Bunlar kanıtlanamaz. Yani kişiden kişiye değişir. Soyuttur. Anlatabildim mi? Hani böyle somut bir şekilde ortaya çıkmaz. Ve mecazlı ifadeler çok vardır bunda. Mesela Tonguç iyi bir insan. Bence dünya düzdür. Gibi mesela. Veyahut da Tonguç çok yakışıklı. Şimdi bu bir kişisel düşünce. Yorum var içinde. Kanıtlayamazsın bunu ne kadar yakışıklı. 10 metre yakışıklı, 3 santim yakışıklı diyemezsin. Tonguç Brad Pitt'ten daha yakışıklı. Olmaz. Bunu kimisi öyle düşünür. Nasıl düşün. Niye olmaz? Hayır yani kimisi öyle düşünür. Kimisi daha fazla yakışıklıdır der. Kimisi çok daha der yani. Bilemeyiz Tonguç. Şimdi hayal dünyasından gel buraya evladım. Nesnel de genel geçerdi. Mesela Tonguç'un boyu işte 1.20 mesela atıyorum. Bunu ispat 1.20 ne hocam? Hayır ya. evladım yani değil olduğunu da ispatlayabilirsin. Hmm. mi? Yani yorumsuzdur. Kanıtlayabilirsin bunu. Hayır hocam 1.20 değil 1.30 dersin mesela. Anlatabildim mi? Somuttur. Anladım Ve gerçektir. Bunları zaten biliyoruz. Mesela bu soruyu yap bakalım zaman Tolmuş. Haydi sana bir şans. Ee, hocam dükkanlar yeni açılıyordu. Burada bir özlem yok. Yok hocam. Ee, kendi arasında sohbet ediyordu. Bunlar da nesneler. Herkes gözlem yapabiliyoruz bunları. Evet. Güzel bir günün başlangıcı gibi de ya kardeşim ben nereden bileyim? Belki sana Tamamen güzel aynen bak. güzel kelimesi meclis anlam ifade cümleyi özel yaptım. Herkese göre değişir hocam. Harikasın Tomuş. Şimdi tanımlama cümlelerine bakalım. Bunu e, YGS'de tanımsal bir nitelik taşımaktadır diye sordular. Teok'ta da, da aynısını yapabilirler. Şaşırmayın tanım cümlesini soruyor. Bu nedir sorusunun cevabı olabilecek cümledir. Şair şiirle kendini okuyucuya tanıtmıştır. Bu cümle tanım cümlesi mi Tonguç? İlk cümle. Yanına yıldız koyduğum cümle. Bu nedir olabiliyor mu? Şair şiirle... Hayır hocam. Olmuyor. hayır. şair nedir, şiir nedir, okuyucu nedir? Bundan hiçbir yok. Peki alttaki cümleye bakalım. Yanına kare koyduğum cümleye bakalım. Şiir sözcüklerle yapılan söz sanatıdır. Tam bu nedir? E, Tam, Tanımlama şiir gibi. nedir sorusuna cevap veriyor. O zaman bu tanım cümlesi. Bunun yanına dikkat ediyoruz ama bunun yanına olumsuzluk çarp atıyoruz. Şimdi bir de karşılaştırma cümleleri var Tonguç. İki varlık arasındaki farklılıklar ya da benzerlikler bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde incelenir. Mesela burada bak burada sınıfın en çalışkanı Tonguç'tur derken en ifadesi bu soru daha zor bence derken daha ifadesi, Ahmet'le Mükremin kadar başarılı derken kadar ifadeleri bir karşılaştırma sağlıyor. Niye? Ahmet'le Mükremin'i, bu soruyla diğer soruları, sınıftaki diğer öğrencilerle Tonguç'u karşılaştırıyoruz. Anladım hocam. Cümlede anlamda devam ediyoruz. Üslup ve içerikli bir kavram var. Şimdi üslup nedir biliyor musun Tonguç? Hocam üslup tarzımız hocam. Aynen. Üslup yazar nasıl anlatıyor sorusunu, nasıl yazıyor sorusunu. Nasıl hocam? yazıyor. Yani akıcı, sürükleyici, etkileyici, betimleyici böyle işte böyle ağır bir dille, sade bir dille, yalın, doğal bunların hepsi üslupla alakalı. Ama yazar neyi yazıyor? Neyi i̇çerik, anlatıyor? İçerik, Bu içerik. O zaman şimdi bak buradaki kelimeler hep sınavlarda, testlerde çıkan kelimeler. Bunları inceleyemeye çalışalım. Şimdi dil sence üslupla mı alakalı, içerikle mi alakalı? Dil bence hocam üslupla alakalı. Mükemmelsin Tonguç. Nasıl yazıyorlar? Aynen. Anlatım anlatım da üslupla alakalı. Muhteşemsin. Öz, Öz ise ile alakalı? İçerikle alakalı. Evet değil mi? Eserin özü demek. Eserin direkt konusu, kendi konusu demek. Aynen. O zaman özü bu tarafa ok çıkarıyorum. Peki konu konu neyi yazıyor? Evet. Söyleyiş ee, söyleyiş üslupla alakalı. Mu, söyleyiş tarzı değil mi? Net Peki net. biçim? Biçim de üslup öyle. Çok zekisin Tonguç ya. Yapı yapı da üslupla alakalı. Çok ediyorum. zeki bir insansın. Çünkü tarzı yani o. Aynen. Peki kahramanlar eee evet. Kahramanlar neyi yazıyor bence? Aynen içerikle alakalı. Düşünce Düşünce de neyi hocam? Çok zeki bir insansın olmuş. O zaman bence hocam, burayı çok iyi anladın. Evet bence bu dersi bitirelim artık. Bitiriyorum tamam. Seni kıracağıma kafamı kırayım. bir diyorsun. Bitiriyorum dersi. Tomuç Akademi koma. Niye olalım hocam? Ya bir tane bir amaç söyleyeyim bana. Elhamdülillah Tomuç Akademi koma üye olursan bir kere bütün konuları ücretsiz bir şekilde özel ders formatını alırsın. Tamam mı? Burada Mehmet Hoca'nın dersleri var, benim derslerim İçeriğiniz var. İçeriğiniz Bunların... iyi mi hocam? İçeriğimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. İnca... iyi mi hocam? Üslubumuz da iyi. Komik olmaya çalışıyoruz sonuçta. Vay konuyu anladın diyorsun. Eee, konuyu Komik senden korkulur. Hadi ödüllü soru yap uzatma. Tamam